Rahim. Efendim, Fususul Hikem 2019. Kaçıncı ders bu? 27 galiba. 24. Hayır, 24. 24. 24. Evet. Bana sorun ya, başkasına sorun. 24. Bana doğru dönerken alın. 24. ders. Nuhfası devam ediyor. İnşallah toparlarız yani. Şimdi nuhfasında tenzih teşbih sorunlarına devam ediyoruz. Şimdi geldik. Sanıyorum şurada olmamız lazım. Yani Furkan ve Kur'an, ayırma ve toplama şeyi. Onun bir öncesinde yani başlık olarak şöyle koymuşum. Hazreti Nuh'un davetindeki eksiklik. Yani bence yani şöyle bakmak lazım. Bunu daha önce de belki söyledim. Müslümanların bir vahiy telakkisi var. Bu vahiy telakkisi çok statik ve çok Hazreti Peygamber'e mahsus, münhasır bir şey gibi gözüküyor. Yani mesela vahiy dendiğinde işte Hazreti Peygamber'e işte Cebrail Aleyhisselam bir bilgi getiriyor. Bunun bazı farklı formları da olabilir ama yani aşağı yukarı böyle ve bir ilahi kitap ortaya çıkıyor gibi. Sanırım şey de yani dinler tarihi bakımından ya da nübüvvet, işte Tanrı insan ilişkilerini anlama bakımından bunun biraz dışına çıkmamız lazım. Yani İbn Arabi'nin buradaki açıklamasını anlamak için de biraz dışına çıkmak lazım. Mesela İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'de aşağı yukarı farklı kültürlerde, geleneklerde, dinlerde vesaire olan tırnak içerisinde söylüyorum vahiy biçimlerini anlamaya çalışıyor. Şimdi burada yani vahiy dendiğinde ve nübüvvet dendiğinde şimdi iki tane kelimemiz var. Vahiy deyin ki özel bir bilgi yani bir şeyin bir bilginin fısıldanması demek. Yani bir fısıltı yani bir sesin duyulması ya da bir işaretin çözülmesi yani bir fısıltı gibi diyelim. Böyle bir anlamı var. Şimdi nübüvvet kelimesi burada biraz daha özel. Nübüvvet. Bunun da iki anlamı var. Birisi nebe kelimesi. Birisi de nebe'e kelimesi. Nebe'e kelimesi. Şu yükseklik demek. Yükseklik. Şu da haber demek. Haber. Şimdi tartışma şu. Nübüvvet dendiğinde neyi konuşuyoruz? Yani nübüvvet meselesi dendiğinde biz ne konuşacağız? Yani şeyimiz neyin üzerine kurulu? Birinci cümle nübüvvet dendiğinde bir haber konuşuyoruz. Yani bir ihbar konuşuyoruz. Yani bir haber. İkincisi, birincisi bu. Yani bir haber var. Yani ortada bir bilgi var. Yani demek ki biz şimdi merakımızı gideren bir kavram nübüvvet. Yani bir şey öğrenmek istiyoruz. Bir şey var yani. Dolayısıyla şimdi yani nübüvvet kelimesine tekadüm eden kelime insanın meraklı bir varlık, yani insanın bir şey merak arıyor olması ya da insanın bilebilen bir varlık olması değil mi? Yani bu kelimeye tekadüm eden böyle bir şey olması lazım. Yani biz bilemiyor, yani bilebiliyor değilsek nübüvvet olmaz yani. Şimdi birincisi bu. Dolayısıyla şimdi peygamber haber bekleyen bizlere aslında bir haber veriyor. Yani bir durumdan bir haber veriyor. Birincisi bu. Şimdi ikincisi yükseklik meselesi. Bu yükseklik de mesela nebve'e yani nübüvvetin kökeni olarak yükseklik meselesi. Bu da çok önemli bir kelime. Neden? Şimdi birkaç tane şey olabilir. Birincisi bu haber yüksekten bir yerden. Tamam mı? Yani yüksekten bir yerden ya da aynı zamanda fiziksel olarak da yüksek bir yerden. Yani bizce yani ontolojik olarak bizden yüksekten birisinden ve epistemolojik olarak bizden daha yüksekteki birisinden ya da mekan olarak da bizden yüksekteki birisinden. Şimdi mekan olarak bizden yüksekteki birisinden ise mekan olarak yani o zaman gökyüzünden bu haber gelmiş olabilir. Yani değil mi? Yani kehanet şeyi ortaya çıkabilir. Gökyüzünden mesela şeylerden falan değil mi? O tarz varlıklardan bu bilgi gelebilir. O zaman şimdi nübüvvet kehanete yaklaşıyor. Yani bir tür kehanet gibi. Şimdi kehanet kelimesiyle ilgili bütün negatif çağrışımları bir paranteze alalım zihnimizde. Yani kahin dendiğinde zihnimizde genellikle kötü bir çağrışım oluşur.
Bunu bir paranteze alıyoruz. Yani kötü bir çağrışım olmasın kehanet dendiğinde. Şimdi kehanetin birinci meselesi bizim için ne? Yüksekten bir haber. Yani bu gökyüzünden veya yani ulvi varlıklardan ya da gezegenlerden, burçlardan, şuradan buradan falan filan bir haber. Yüksekten geldi. İki, bir haber bu. Yani ikisi de. İkincisi ise bu İbn-i, hani makam bakımından bizden yüksek. Yani o zaman haber aşağıdan da gelse geldiği kaynağı bakımından bizden yüksek. Bu durumda şimdi demek istediğimiz şey ne? Yani bizden yüksek derken yani havasımızın yani duyularımızın taallukunun dışında olan yani duyularımızla ulaşamadığımız ya da aklımızla kendimizin ulaşamadığı yani bunun ulaşmasından yüksek olan, yüce olan yer anlamına geliyor. Anlatır mı? Yani şimdi böyle bir. Şimdi ben şahsen mesela bu ikisini birleştirmiştim şeyde bir yazıda. İki kök anlam bir araya geliyor ve İbn Arabi'nin teorisini anlatmak için şuna uygun hale geliyor. Yüksekten verilen haber. Yani nübüvvet bu demek. Yüksekten haber getirmek. Anlatır mı? Şey bu. Risalet kelimesi de yani bağ demek. Hani mesela istirsel mesela bir şeye böyle hani eğilmek yani bir şeye ulaşmak tamam mı? İstirsel. Risalet bu da yani. Yani o yüksekle aramızdaki bağ. Yani risalet burada vasıta, nübüvvet fonksiyon. Yani nübüvvet bir iş yapıyor. Yani bir haber getiriyor. Risalet aradaki bağ. Yani tam, yani o yüksek olan şeyle aramızdaki bağ bu şey teşkil ediyor. Şimdi şu konu önemli. Yani şuranın bizim bilgi kaynaklarımızın yukarısından. Tamam mı? Bilgi kaynağının üzerinden. Yani haber buradan geliyor olması lazım. Böylece nübüvvet ortaya çıkıyor. Yani nübüvvet tahakkuk ediyor. Bizim bilgi kaynağımızın üzerinden tahakkuk ediyor. Ancak şimdi İbn Arabi şeye bir bakıyor. Böyle peygamberler tarihine bir bakıyor. Yani bugün bizim mesela kehanet, işte büyücülük, şucu falan neyse yani nitelediğimiz hemen ne varsa bunları aşağı yukarı bir peygamber ile ilişkilendiriyorlar. Mesela dolayısıyla vahyi türev olarak değiştiriyor. Yani bir sürü yani sanki böyle biçimi var gibi. Mesela şimdi bazı örnekler konuşalım. Şimdi Hazreti İbrahim üzerine dedim ki kurban meselesini konuşuyoruz. Aslında şimdi Hazreti İbrahim'in kurbandaki bilgi kaynağı rüyaydı. Yani bir rüya gördü ve rüyayı yorumladı. İbn Arabi'ye göre yorum yanlış oldu. Yani o rüyanın yorumu çocuğun kesilmesi değil idi. Başka bir şey idi. Ama İbn Arabi o yorum Hazreti İbrahim o yorumu yanlış yorumla yani o yorumu daha doğrusu yorumlaması gereken bir yorumu şey rüyayı yorumlamayıp birebir aldığı için aslında yanlış oldu ve Cenab-ı Hak İbrahim'in yanlış anlamasını düzeltti. Kendi sözünü neshetmedi. Yani yolda ortaya çıkan şey, evet Cenab-ı Hak bir şeyi düzeltti, tahsih etti. İbrahim'in yanlış anlamasını tahsih etti. Yani bunun tabiri oğul kesmek değil idi. Onun için mesela şimdi İbn Arabi diyor ki, ayet-i kerime şöyle dedi, قَدْ حَقَّقْتَ رُؤْيَاكَ Yani saddak, affedersin. قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَاكَ Yani rüyanı tasdik etti, yani önerme gibi aldın. Yani Tanrı sana bir şey söyledi, sen bunu bir önerme gibi aldın ve bunun gereğini yaptın. Tamam mı? Halbuki bu böyle değil. Şimdi bu, ben bunu hani bir yazıda anlatmıştım. Kierkegaard'ın bu diyalektik şey korku ve titremede mesela incelediği bir bahistir. Yani eğer bu böyleyse ki ben İbn Arabi'nin bakış açısının doğru olduğunu kanaatindeyim. Aslında diyalektik şey yani korku ve titreme kitabının ana fikrinde bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Yani zeminde bir yanlışlık var aslında. Dolayısıyla şimdi yani Kierkegaard hani İbn Arabi'nin yorumunu okusaydı belki başka türlü de onu yazabilirdi. Yani bir hata var orada. Şey böyle yani ana fikir olarak böyle İbn Arabi dedi ki kat saddakte ruyake ifadesi yani yapman gereken şeyi tabir etmek iken sen saddakte. Burada şimdi tasdik ile tabir birbirinin zıddı anlamında kullanılıyor. Saddakte yani sanki seninle aynı düzlem içerisinde bu bilgi oluştu ve sen onu birebir aldın. Halbuki şimdi kadar yukarıdan bir haber yani geldi sana şimdi onu tabir edip başka bir yere gitmen lazımdı. Birebir aynı olabilir. Yani bu her zaman hani bir zıt mesela rüyayı tabir ederken yani unsurlar tam birebir aynı da olabilir. Yani birisinden ilim aldığımı gördüm ve hakikaten ilim alıyor da olabilirsin. Mevzu o değil. Mevzu her halükarda şimdi bunu tabir etmek gerekiyordu.
Hazreti İbrahim bu tabiri yapmayınca Cenab-ı Hak onu kat saddakte diyerek tasih etti. İbn Arabi böyle düşünüyor. Şimdi bu çok önemli bir bakış açısı. Yani vahyin ne olduğunu anlama bakımından çok önemli bir bakış açısı. Demek ki yani vahyin bir kısmı bu sadık rüyalar. Gerçi Peygamber Efendimiz'in hayatına da bu devam ediyor. Yani mesela sadık rüya vahyin bir parçasıdır. Hatta başka bir hadis-i şerifte 46'da biridir deniyor. Çünkü ilk 6 ay yani böyle rüyalar şeklinde falan görünüyor. Yani vahyin mesela rüya olarak ortaya çıkıyor. Bu İslam geleneğinde devam ediyor ama şimdi zamanla bu unutuluyor. Yani mesela biz şimdi diyelim ki mesela Fetih suresinde hani Hudeybiye'de bir tartışma var biliyorsunuz. Müslümanlar Hazreti Peygamber'e direnç gösteriyorlar. Neden direnç gösteriyorlar? Şundan dolayı. Peygamber Efendimiz bir rüya üzerine yola çıkıyor. Yani Fetih suresini anlatan bir rüya üzerine yola çıkıyor. Ve Müslümanlara bunu söylüyor. Şimdi fakat sonra geriye dönmeleri gerekince şimdi Müslümanlar tereddüde düşüyor. Yani ayetin yorumu buydu. Şimdi ne yapacağız biz? Tereddüde düşüyorlar. Hazreti Ebubekir diyor ki, galiba Hazreti Ebubekir diyor yani Peygamber Efendimiz'e, yani Cenab-ı Hak sana bu sene demedi diyor. Yani bu sene demedi. Dolayısıyla şimdi yani o da bir rüya ama biz şimdi yani bir mesela Mekke'nin fethini rüyasında gördü ama onu bir ayet gibi düşünmüyoruz. Yani o rüyayı bir ayet olarak düşünmüyoruz. Yani zihnimizde rüyayı bir rüya gördü, bir de bir rüyanın anlatımını ayrıştırıyoruz birbirimizden. Halbuki Hazreti İbrahim'de bu böyle oldu. Şimdi başka bir örneğe gidelim. Ondan sonra bunlar şimdi önemli konular. Yani vahyin ne olduğunu anlama bakımından bunlar önemli konular. Şimdi İbn Arabi diyor ki şimdi bazı mesela kendi anlattığı şeyler var. Mesela diyor ki şimdi bu kehanet meselesi çok önemli bir konu. Yani insanlar niçin peygamberliğin peşinden gidiyorlar? Çünkü peygamber ulaşamadığımız bir bilgiyi bize veriyor. Anlatabiliyor muyum? Ulaşamadığımız bir bilgiyi. Hatta daha önce anlatmışımdır size bu hani Mugayyebat-ı Hamse diye bir konu var. 5 bilinmez konu. Şimdi 5 bilinmezi söyleyen vahiy. Kahinler bu 5'ini de biliyorlar. Yani insan ne zaman ölecek onu biliyorlar. Ne kazanacaksın bunu biliyorlar. Nerede öleceksin bunu biliyorlar. Rahimlerde ne var bunu biliyorlar. Ve yağmur ne zaman yağacak bunu biliyorlar. Ve bunun üzerine bir iktidar değiştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim onların iktidarını yıkmak için diyor ki bunu kimse bilemez diyor. Bu 5 şeyi kimse bilemez. Yani Peygamber Efendimiz kahinin bilirim cümlesinin karşısına bilemeyiz cümlesini getiriyor. Yani dinin cümlesi bu bilemeyiz. Yani acziyetle kainin iktidarını aslında yıkıyor. Yani yıkmak istiyor daha doğrusu. Şimdi böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi İbn Arabi diyor ki bazı şey örnekleri anlatıyor. Mesela diyor bazı toplumlarda diyor kainet şu şekilde tahakkuk eder. Fütuhat-ı Mekke'de anlatıyor. Yani bu bakımdan Fütuhat-ı Mekke çok enteresan. Yani hakikaten belki yani insanlar şimdi bazen böyle hani tarih, marif falan tek bir şeyleri merak ediyorlar. Yani normalde şimdi Fütuhat-ı Mekke'den daha önemli bir kitap olamaz yani. 13. yüzyılda ne var ne yok filan bundan daha önemli bir kitap olamaz yani. Şimdi diyor ki mesela diyor bazı toplumlar var diyor. Bunlar diyor böyle tavşanımsı bir hayvan var diyor. Bunu yakalamaya çalışırlar diyor. Onu yakalayınca diyor keserler diyor kanını içerler diyor. İçen kişiler diyor bayılır diyor. Böyle bir hani vecd haline gelirler bir taraftan. Habire diyor sayıklarlar. Bir sene sonra ne olacak? Bir sene içinde. İşte şunlar olacak, bunlar olacak falan. Misal. Diyelim ki mesela kıtlık olacak, tedbir alın. İşte düşmanlar saldıracak, tedbir alın. Bilmem ne falan, tamam mı? Bunu şey yaparlar diyor. Bu şimdi işin püf noktası o hayvanın kanını içmek. Yani böylece yani o kanı içme artık nasıl bir şey etkisi yapıyorsa yani insanda nasıl bir etki yapıyorsa geleceğe dair diyor habire bilgiler yani o vecd haline geçerler diyor. Yani göklerle veya cinlerle nasıl bir ilişki kuruyorlarsa falan habire diyor bilgi anlatırlar, tamam mı? İbn-i böyle örnekler veriyor. Şimdi başka bir örnek mesela diyelim ki şimdi bazıları diyor mesela sulardan diyor, tamam mı? Yani sulardan bilgi alır diyor. Bazıları diyor işte yapraklardan, bazıları bilmem rüzgarlardan. Şimdi bu rüzgarlardan meselesi şey yani Kızılderililer arasında falan da var galiba. Şimdi bir tane peygamberin ki şöyledir diyor. Onun diyor ilmi diyor, vahiy ilmi diyor çizgileri okumak idi diyor. Çizgileri. Şimdi tahmin ediyorum bu bütün hani bu el fallarından tutun bilmem neyine kadar falan filan işte kahve falı filan. Çünkü yani kahve falı nedir normalde? Yani dokunduğumuz ve ilişki kurduğumuz her şeyde bir iz bırakıyoruz değil mi? Yani bunun okunması üzerine kurulu. Yani fal dediğimiz şey bu. Şimdi İbn Arabi diyor ki yani bir peygamberin ki böyleydi diyor. Mesela anlatıyor. Şimdi diyor sahile gider diyor peygamber. Sahile bir takım çizgiler çizer diyor. Şöyle 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 şöyle. Bir dalga gelir, tamam mı? Yani vahiy konuşuyoruz. Yani muhtemelen İdris peygamber bu. Şimdi değil mi? Şimdi İdris peygamber bilgiyi nasıl yani bilgiye nasıl ulaşıyordu?
Şimdi normal şekilde bizim hani mantığımız şöyle oluyor. Yani Peygamber Efendimiz olduğu gibi Cebrail Aleyhisselam geliyor ona vahy ediyor falan değil mi? Yani böyle düşünüyoruz. İbn Arabi diyor hayır diyor böyle değil diyor. Yani böyle yani, böyle hiç değildir anlamında söylemiyorum. Ama onun vahyi yani onun bilgisi diyor çizgileri okumak idi diyor. Şimdi sağ ile bunları çiziyor böyle. Tamam çiziyor. Bir dalga geliyor. Şurayı bir siliyor ondan sonra şekiller ortaya çıkıyor. Şimdi şekilleri yorumluyor. Ne olacak biraz sonra? Şu olacak bu olacak falan. Anlatabiliyor muyum yani? Yani herhangi bir konuda, detaylarını bilmiyorum ama yani ne, şey bu yani, çizgileri okumak tamam mı? Yani mesela dallara bakıyor, işte yapraklara bakıyor, bilmem nelere bakıyor filan, işte yollara bakıyor vesaire. Yani şey bu. Şimdi buradan hareketle yani bizim için mesela şimdi şu cümle sonradan, mesela alem bir alamettir cümlesi küçüldü. Sadece ontolojik olarak Tanrı'nın varlığına delildir anlamına geldi değil mi? Yani alem alamet kelimesinden gelir. Halbuki İbn Arabi diyor ki, yani demek istiyor ki, hayır bu böyle değil. Yani şimdi işaretler nerede, vahiy nerede? Alemde. Yani burada, işaretler burada. Dolayısıyla mevzu bunları görmek, mevzu bunları duymak demiş oluyor. Ama biz şimdi sonradan, yani İslam gelip tecerrüde doğru gidince, yani vahiy yukarıya, Cebrail'e, bunlar hepsi şimdi dinler tarihinde bir devrimdir. Bunlar ortaya çıkınca, yani vahiy yukarıya, sözel olana, kavrama filan dönüştürmeye başlayınca doğayla insan arasındaki yabancılaşma arttı. Yani siz artık şeyi anlamıyorsunuz. Yani doğa senin için bir alamet değil aslında. Alem değil. Adı alem. Anlatıyor muyum? Yani sadece bak şu kavram, hani biz şimdi diyoruz ya alem alamet kelimesinden gelir. Neyin alameti? Yani hangi alameti çizdin? Bak şimdi alemde ne var? Kuşlar. Kuşlar sana ne dedi? Bak, alemde ne var? Nebatat, bitkiler. Sana bir ot ne dedi? Yani konuş mesela çiçek sana ne dedi? Bak şimdi Yunus diyor ki ben sordum. Diyor bak şimdi ama şimdi oluyor değil mi? Şimdi oluyor yani. Sordum sana çiçeği oluyor şimdi. Ha yani sana ne dedi? Bir şey dedi mi? Yok. Ben şimdi kendi parantez. Bir kuş şun ne dediğini anladığım tek yer. Mantıklı. Nasıl? Baykuş. Yok. Şöyle. Mantık utayda sebep falan veriyor musun? Hakikaten ya böyle düşündüm. Ekrem dedim. Ya hiç yani hayatında bir kuş bir şey dedi. Ya bir de anla ya. Yani mantık utayda diye ders veriyoruz falan. Vapurla geliyorum. Bir tane martı gördüm. Martıyı izliyorum tamam. Yahu dedim ya. Yani insanın dedim bir kuşu anlamadığı durum bu. İşte kuşlar özgürlük. Bilmem böyle şen şakra alakası yok. Kuş sabahtan akşama kadar açlık korkusuyla geziyor. Yani başka hiçbir şey. Yani kuş ekmek peşinde yani. Yani bütün o yani süzülmeler misin? Bu hikaye yani. Ben bir yani kuşla bir orada konuştum yani. Hani yani böyle bana böyle yani falan simit aldım attım yani hani şey. Yani bütün o hani uçmalar hikaye yani. Böyle bir şey yok yani hani. Yani özgürlük. Değil mi? Tayran, böyle bir kuşlar gibi özgür. Böyle bir şey yok. Kuş aç demek yani. Gökyüzünde aç geziyor yani hani falan mesela bir şey. Şimdi sen şimdi doğa sana ne dedi? Mesela nehir sana bir şey dedi mi? Dedi mi? Hocam şimdi en son Simurg'da bir tüy düşmesi gördük ondan sonrası yok. Onu hep beraber gördük değil mi? Evet. Çin semasında uçarken hep beraber Simurg'da onu gördük. Ondan sonra ondan sonra çünkü çok etkili hikaye anlattı. Böyle büyüklerin böyle bir problemi var. Çok etkili hikaye anlatıyor. Diğerlerine hani bak yani daha nereden bir Simurg nerede bulacağız yani bir falan şeyi neyi bulacağız? Paradoksa bak şimdi. Simurg dev bir kuş bir tane tüy gördük yani. Paradoksa bak şimdi. Şimdi bak nehir sana bir şey, ateş sana bir şey dedi mi? Demedi. Belki dedi. Bilmiyorum. Anneannem konuşuyormuş. Kuşlarla anneannem konuşuyordu. Bak yavaş yavaş yani yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlayacak. Anneannesi konuşuyordu tamam. Ateşle konuşan var mıydı? Yok. Rüzgarla? Ya onu bana söylemedi. Kuşa denk gelmiştim ben. Kuşa denk gelmiştim. Güzel. Tamam. Bir tane kuşla konuşan fakat problem şu. Anneannen konuşuyor da kuşlar anneannenle konuşuyor muydu? Yani. Hayır ya. Ben tamam ki o zaman anneannemin son dönemleri böyle zaten şey hastası, Alzheimer hastasıydı. Sonra bana dedi ki güvercinler ne diyor, duyuyor musun dedi. Ben de duymuyorum anneanne ne diyorlar dedim. Veli diyorlar dedi. Yani anneannemin veli kelimesini bildiğini bile sanmıyorum. Öyle mi? Veli. ya biraz... Anneannemin yanı tiktik. Evet. Tamam yani anne ya bir tane bilgi getirdi yani en azından şimdi.
Hilal bir bilgi getirdi yani. Şimdi dolayısıyla şimdi yani bugünkü yani İbn Arabi perspektif yani nübüvvet ki bunun üzerine konuşmamızdaki yani anlatmak istediğimiz yani anlamak istediğimiz şey şu. Alem bir alem midir değil midir? Bak alem bir delil midir değil midir, tamam mı? Şimdi İbn Arabi diyor ki aslında yani şimdi bütün kadim dinlerde alem bir delil. Yani ne delil? Mesela bakıyoruz, tamam mı? Mesela rüzgara bakıyoruz, rüzgar bir şey anlatıyor. Nasıl? Gaye ve nizam delil. Güzel. Bak şimdi ne oldu? Teoloji geldi. Gaye ve nizam delil dedi. Hudus delili dedi. İmkan. Bak ya kardeşim hep dışarıya bak. Yani hep dışarıya. Ya içeride ne var ya? Bak içeriden bu yok, tamam mı? Gaye ve nizam delili. Dolayısıyla şimdi bizim için alem bir delil cümlesidir. Şey alem bir delildir. Alem bir alamet kelimesinden gelir cümlesinin aslında bir anlamı var mı? Bugün? Bugün itibariyle var. Bugün itibaren var da yani bugüne kadar şey ha bak tamam yani niye, çünkü bunun olabilmesi için bak mesela Kızılderili için alem bir delildir. Ne bulacaksa oradan bulacak. Yani rüzgardan bulacak, sudan bulacak, değil mi? Yani insandan bulacak, insanın yüzünden bulacak, sesinden bak. Şimdi biz mesela şimdi tasavvuf burada şeyi değiştirmeye çalışıyor. Sesleri duymak, renkleri görmek, tatları tatmak filan gibi aleme tekrar dönüp Tanrı'yı tecellilerin yani buradaki tecellilerini de tanımaya çalışıyoruz, tamam mı? Yani Tanrı'yı buradan tanımak. O zaman şimdi alemi Tanrı'ya alamet yapacağız. Ama şimdi skolastik düşünce geldi. Tanrı ile alem arasında yabancılık ortaya çıkardığı için ve Tanrı ile alem arasında mugayiret ve uzaklık ilişkisi kurduğu için biz şimdi bütün bunları yani bütün bu hikayeyi bozarak Tanrı'nın sadece varlığı üzerine konumlandırmak zorundayız. Ya kardeşim hadi varlığı öğrendik. Sonra ne olacak? Tamam mı? Öğrendik. Yani sonra ya öğrendik yani. O zaman ne yapacak? Olay yapacak bir şey yok çünkü alem boşaldı. Yani varlık, yani gayriret şey olunca, yabancılık olunca alem boşaldı ve zihnimizin büyük kısmı öteye gitti. Yani burası ha var ha yok haline geldi, tamam mı? O zaman şimdi bizim için alem aslında bir alamet değil. Yani anlaşılıyor mu arkadaşlar? Beyza? Bunlar o kadar basit mi onlar mı? Hemen anlıyorum. Yani bir ömür vermek gerekiyor. Evet, güzel. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Yani şey olarak genel çerçeve anlaşılıyor değil mi yani? Yani alem ve alamet meselesi yani Merve ileri böyle bir yazı yazdığın zaman şimdi kaleminde bu problem teşkil ederse ben derdimi anlatmış olacağım. Alem kelimesini alamet kelimesine kullanmak aslında bir insanlık tecrübesi. Tamam mı? Yani bak Kızılderili için alem bir alamettir. Yani alemdeki her şey bir işarettir. Neye? Bir şey bir başka yani ve her şey arasında bir ilişki var. Yani bir ilişkiler ağıdır. Hayır. Ya bu Salih Hanım bu cümleleri belirtecek. Determinizm değil, tam tersi işaret. Yani arada bağ var bak. Bak münasebet var. Doğru kavram münasebet. Nispetler var, tamam mı? Bağlar var, alakalar var. İlişkiler var. Determinizm başka bir şey. Şimdi onda o bizi bir yere götürecek, tamam mı? Yani şimdi determinizm başka bir şey. Yani determinizm bir şey doğuruyor. Yani bir zorunluluk var orada. O ayrı. Bizi bir şeye götürecek. Şimdi İbn Arabi diyor ki yahu kardeşim değil mi? Gene. Yahu kardeşim. İbn-i Arabi diyor ki, yahu kardeşim diyor, arkadaş diyor. Şimdi diyor İdris Peygamber, zannediyorum İdris Peygamber'den, yani şu an unuttum. İdris Peygamber'in vahyi şöyleydi diyor. Çizgiler çiziyordu diyor, tamam mı? Sahile. Vahiy diyorum. Dalga bir geliyor, bir götürüyor mevzuyu. Geride ne kaldı? Şu. Şimdi buradan yorum yapacağız. Yani bilgi, o zaman ne oldu? Denizin dalgası alamet oldu. Ama şimdi bak, senin için denizin dalgası alamet mi? Değil. Ne? Sembol. Nasıl? Vahdet-i vücudu anlatmak için denizin dalgasını sembol olarak kullanıyorsun. Bak, alamet değil. Yani geldi mesela, yürüyorduk. Geldi bir vurdu, şekil değişti. Mesela önümüzde dedik şöyle bir şey ortaya çıktı. Ha, de anladık ki bize Tanrı diyor ki şöyle gidin. Biz böyle demiyoruz. Biz peygamberin sahilde gördüğüyle Kızılderili'nin rüzgarda gördüğünü birbirinden ayıran ne o vakit? Ayıran bir şey yok. Ayıran, İslam geldi. İslam bu yani şöyle başlarınızı bir yukarıya kaldırın dedi. Yani buradan bu çıkmaz. Buradan sübjektivizm çıkar dedi. Başlar yani benim kanaatime göre yani bu konu yani şu bakın çok önemli bir problem. Sonra tasavvuf geldi bunu biraz değiştirmek istedi. Yani değiştirdiği kavramı da anlatacağım size. Tasavvuf geldi bunu değiştirmek istedi. Benim kanaatime göre yani İslam ya da Yahudilik ya da Hristiyan fark etmez. Yani İbrahimi dinler geldi. Herkes başını yukarıya şöyle bir kaldırsın bakayım dedi. Kaldırdık ve vahiy gökyüzünden beklemeye başladık.
Anlatabiliyor muyum? Yani burası alamet olmaktan çıktı. Bak sonra mesela şimdi tenzil diye bir kelime var. Bak inzal diye bir kelime var değil mi? İnzal. Nünezzilü. Tenzil ediyoruz, indiriyoruz. İndirmek ne demek? Yukarıdan aşağı indirmek. Bak bu nereye kadar geldi? Bak İbn-i Ara Yunus'a kadar geldi. Yunus en son dedi ki kardeşim dedi bana rahmet yerden yağar demem lazım. Bak yani yağmur yer bak rahmet yerden ya rahmet yerden yağar mı? Demek istediği şey bu. Şimdi böylece şeyle beraber yani vahyin bu statik ve standart tanımıyla birlikte yeryüzü boşaldı. Anladın mı? Yani yeryüzünün bilgi değeri, epistemik değeri boşaldı. Yani Arabi bunu niye tersine çevirmiş? Arabi derken İbni Arabi. İbni Arabi, güzel. Arabi. Tersine çevirmeye çalışmıyor. Diyor ki kardeşim ama diyor. Ama yine alem bir alamet olmuyor mu? Yani tersine çevirmek, yani şu, yani tersine çevirmek derken, yani bu illa hani dinin iktiza ettiği bir şey değil. Mesela Kur'an-ı Kerim tam olarak böyle söylüyor diye bir şey denemez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de rüzgarlar zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de arı zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Musa'nın annesi zikrediliyor. Meryem zikrediliyor. Yani insanın duyguları, halleri, ahvali, yeryüzündeki işte taşlar, topraklar zikrediliyor falan filan, tamam mı? Yani Kur'an-ı Kerim'de bütün bunlar var. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığında yani statik vahiy anlayışı Kur'an-ı Kerim kendisi uymuyor. Yani özel bir vahiy anlamında onu kullanman gerekiyor. Yani normalde hani Kur'an-ı Kerim'e baktığında Kur'an-ı Kerim o bir yani alemin alamet olmasını kabul ediyor. Alemin alamet olmasını. Hocam bunu okuyan aracıları mı aradan kaldırıyor? Yani bunu okuyan kahinleri aradan kaldırıp o bilginin doğrudan Allah tarafından peygambere verildiğini mi test etmeye çalışıyor? Şimdi şöyle, Kur'an-ı Kerim dikkati nübüvvete toplamak istediği için alternatif bütün kaynakları iptal ediyor. Şimdi şöyle, bak şimdi tam olarak ne yaptığını söylemeyeyim. Çünkü yani daha sonra çelişkili cümleleri kullanabilirim. Yani geçersiz mi kılıyor, bilmem ne, yani tam olarak ne, ama yani Kur'an-ı Kerim'in meselesi veya yani İslam'ın meselesi diyelim, merkezde bir nübüvvet merkezli olmak, tamam mı? Nübüvvet merkezli. Şimdi mesela bana rüzgar dedi ki, ne dedi? İşte şöyle şöyle dedi. Öncesinde salavat getirdin mi? Getirmedim. Sonrasında hamd getirdin mi? Getirmedim. Bir şey demedi. O bir yani gök gürültüsüdür. Geçsin gitsin. Tamam. Şimdi mevzu yani dini gelenek içerisinde mevzu nübüvvet merkezliliği tesistir ve tahkimdir. Nübüvvet merkezliliği tahkim edebilmemiz için bilginin tek kaynağı ircasının yapılması lazım. Şimdi bu hani mesela akli bilgiden daha önemli bir konudur. Yani akli bilgide işte şu bu şekilde bir takım tartışmalar yapabiliriz. Ama diğer konuda yani adam mesela değil mi? Şimdi sulardan bilgi alıyor. Adam diyelim ki işte rüyalarla bilgi alıyor. Adam şununla bilgi alıyor. Adam rüzgarları okuyor. Adam şunu okuyor, bunu okuyor. Bak şimdi bunlar mesela hani bazı böyle yani şeyleri tezahürleri devam eder. Yani diyelim ki kış ağır mı olacak, bilmem ne mi olacak. Şimdi bir takvim kültürü var. Yani şu bitki olursa diyor kış daha ağır olur. Şu şöyle olursa bilmem şu olur. Yani ne demek bu? Şey devam ediyor yani bilgi alma devam ediyor. Şimdi İbn Arabi diyor ki bakınız bu normalde yani şu Mişkatül Envar dersini belki tekrar okutabilirim size. Daha doğrusu İbn Arabi üzerinden bu kez de yani Gazali'nin söylediklerini bir de İbn Arabi üzerinden konuşabiliriz. Şimdi İbn Arabi'nin hareket noktalarının bir tanesi şu. Ayet-i Kerime olarak diyor ki ve evha kulli bir tane Arapça şey yok, hafız yok mu? Muhammed? Ve emra kule semain emrahame. Bunun başı mı kalmayacak? Ve evha kule semain emraha. O başka. O kadar. Ben de biliyorum bunu. Emraha tamam. Benim dediğime bakmayın. Ben şimdi yanlış söylerim. Yani şimdi benim aklımda kalmış o. Yani varsayalım ki yani dersimiz Arapça. Arapçasını söylüyorum. Cenab-ı Hak diyor ki şimdi her göğe emrini vahye eyledi, tamam mı? Bak, her şimdi İbn Arabi'nin bütün bu. Evet. Ve evfa fi kulli sema'in emraha. Ha, tamam. Çünkü bir orada bir şeylik vardı hatırlıyorum. İhale okuması vardı. Harfi şey vardı. Ve emra fi kulli sema'in emraha, tamam mı? Cenab-ı Hak her semada
Emrah'a emrini vahyeyledi. Ha nereye gidiyor? Semaya. Her göğün bir emri var. Yani her gökle ilgili bir emir var, tamam mı? Bir bilgi var. Onu ona vahyeyledi. Şimdi dolayısıyla şimdi alem gerçekten kelimenin teknik anlamıyla bir alamet, bir işaret, tamam mı? Yani alemde bu işaret duruyor ve bu işaretin çözülmesi lazım. Ha, çözülmesi lazım. Yani ve evha kulle emri fi sema semain emra. Yani şeyden, yani anlatmak istediğim hızından dolayı şey tökezliyorum. Ondan sonra hocam, şimdi dil yetişmiyor. Kelimeler kaçıyor böyle. Hocam bir de ve evha değil, ve evha. Ben evha diyorum. Sen oradan yanlış bozuyorsun yani. Ha, ve evha külle fi külle emri sema. Evet, şey yapmayalım. Ayet-i kerime okumuyoruz. Tamam. Cenab-ı Hak her semaya o semanın emrini vahyeyledi. Tamam mı? Bunu şimdi bakın. Biz bunu bir yorumlu Mişkatül Envar'da gördük. Yani bunun üzerine şimdi bu bir tür nizama gidebilir. Sisteme gidebilir. Yani sanki gökyüzü filan yani böyle bir emri var. Yani onun bir bilgisi var. Ve o bilgi buradan süzülüp geliyor. Tamam mı? Bunun üzerine şimdi aslında şimdi vahyin iki tane delili yani bu bakımdan şimdi İbn Arabi biraz serbest yorumlayabilirsek, rahat yorumlayabilirsek şeye gideceğiz. Yani alemden devşirilen ile nüzul eden arasındaki irtibat üzerine kuracağız, tamam mı? Yani alemden istinbat edilen vahiy ile ya da bilgi ile alemden, tamam mı? Çünkü tırnak yani şimdi bugünkü konumuz bu. Yani alem bir alamet midir değil midir? Bak ne dedim? Şimdi İbrahim'i gelen yani o gelenek soyutlayıcı ve dışarı taşıyıcı. Yani yüksekliği hakikaten yükseklik gibi addeden gelenek vahyi dışarıya çıkarttı ve Tanrı ile alem arasında mugayiret ilişkisi kurdu. Mugayiret ilişkisi kurdu, tamam mı? Yabancılaştı. Yani mevzu yabancılaştı. Nübüvvet dışarıdan gelen oldu. Şimdi içerisi boşaldı. Yani buranın ehemmiyeti kalmadı, tamam mı? Yani şeyler ehemmiyeti kalmadı. Bu büyük bir problem dini düşünce açısından. Şimdi İbn Arabi biraz serbest yorumlasak, yani biraz kendisini sıkmasa o ulema kimliğiyle bize diyecek ki her semaya vahiy geldi ya, her semaya şey vahyetti ya emrini. Şimdi şu emir kelimesi İbn Arabi'de çok böyle harika kelimelerden biridir. Anlamı yoktur. Yani nedir? Mesela bu emir nedir? Ben bunu hiç anlamadım yani. Yani her zaman emri ne ya? Emir ne kardeşim ya? Mesela emir alemi. Hiç anlamam yani, tamam mı? Mesela bu benim Rabbimin emridir. Ya emir ne ya? Anlamak çok zor yani. Tamam mı? Nereye başladın? Bunu anlamak çok zor. Varsayalım ki bu bir bilgi olsun. O zaman şöyle oluyor. Her semaya bir bilgiyi vahyeyledi Allah. Tamam. Peki orada duruyor mu? Galiba duruyor. Orada duruyor. Yani çünkü orası ayakta olduğuna göre orada duruyor. Nasıl ki sende duruyor, bende de duruyor. Yani gökte de duruyor, yerde de duruyor. Her şeyin bir şeyi var. Peki bir adam bunu devşirebilir mi, istinbat edebilir mi? Edebilir. O zaman şimdi İbn Arabi demiş oluyor ki, yani bu olan biten bu. Yani birisi rüzgardan bunu devşiriyor, tamam mı? Birisi işte yıldızlardan devşiriyor, birisi sudan devşiriyor, birisi göllerden, birisi ateşten, birisi bilmem kuşlardan falan, tamam mı? Falan devşiriyor. Şimdi böylece vahiy telakkisi değişmiş oluyor. Şimdi gene tasavvufa dönelim burada. Bence bu sadece tasavvufta var. Yani İslam geleneği içerisinde. Yine aynı şeye dönüyor aslında yani. Şimdi aynı şeye dönmüyor. Şundan dönmüyor. Şimdi eğer Müslüman alimler bu ayetleri doğru anladılarsa buradan böyle derin bir nazar istemediler. Yani bak saniyine geç. Tamam mı? Yani araya bak veya deveye bak, dağa bak. Bunu kim böyle yaptı? Bunu sahibine intikal et şeklinde bir istidlal bu. Yani delili bırak sen şeye git yani gayeye git şeyi var. Ama bu Allah hakikaten güzel sala okunuyor şey Müezzin Efendi. Şeyi bozuyor işte bu. Şimdi eğer o arıda derinleşme üzere olsaydı, yani arı bana ne dedi üzerine kurulu olsaydı, o zaman daha şifahi, daha anlatı üzerine kurulu bir teolojimiz olacaktı. Halbuki metin üzerine kurulu bir teolojimiz olduğu için
arı bunun içerisine giremez. Yani deve ne dedi? Deve bunun içerisine giremez, tamam mı? Ne dedi? Bunların hepsi hadisattır, muhtestir. Her hadisin bir muhtesi vardır. Bu kadar dedi. Daha fazla bir şey demedi yani. Anladın mı? Yani gitsek mesela deve uzmanı olacağız desek, ayet-i kerimede delili var diye, bunu fıkıh onaylamaz yani. Yani çünkü orada anlattığı şey deve uzmanlığı değil. Desek ki kardeşim gidip mesela arı uzmanı olacağız, ayet-i kerimede var, din diyecek sana ki yani din, yani ulema neticede hani ayeti anlıyordur herhalde. Ulema diyecekse yani burada kastettiği o değil. Yani sen arıya bak, ben deveye bakayım, öteki toprağa baksın, biriki aya baksın, hep beraber yani bakıp geçelim, bakıp geçelim. Bunun üzerine kurulu olduğu için süratli intikal meselesi gerekiyor, tamam mı? Süratli intikal etmemiz gerekiyor. Yani esas şeye, esas davaya, esas şeye sürekli intikal süratle intikal etmemiz gerekiyor. Şimdi böylece dini gelenek, yani İslam'ın o statik vahiy anlayışı yeryüzünü boşalttı. Yani alemi alamet olmaktan boşalttı. Yani alem kelimesi şey kaybetti. İrtifa kaybetti. Yani tamam mı? Hani boşaldı yani. İçi boşaldı. Biz göğe bakmıyoruz zaten. Hayır, baksak bile yani hani Kur'an-ı Kerim'dekine göre baksak bile bakıp hemen geçeceğiz yani. Yani uzun uzun değil mi? Yani böyle uzun uzun yani. Hani mesela Kopernik saatlerce gökyüzünü seyrediyor. Yani biz şimdi yani seyredecek bir şey yok yani. Baktın hani geçeceksin yani, tamam mı? Yani deveye mesela değil mi? Yani ne kadar bakabiliriz zaten, durmaz orada. Geçeceksin yani hani, değil mi? Yani mevzu bu. Yani çünkü neden? Bak şimdi buradaki püf noktası şu. Nübüvvetin merkezi olabilmesi için alternatif kaynakların, alternatif bilgi kaynaklarının, ilham, bunların ya ortadan kalkması lazım ya buna hizmet etmesi lazım. Tamam. Böylece İslam kendi dışındaki geleneklere göre daha şey oldu. Daha profan oldu. Tamam mı? Daha profan yani. Yani o özel, diğerlerini mesela animist olmakla nübüvvet, yani nübüvvet merkezi demek bütün alternatif bilgi kaynaklarının tükenmesi demek. Yani bir, yani çok açık, yani çok net söyleyelim yani. Yani mesela bir arı sana artık bir şey söylemiyor, tamam mı? Yani sadece Allah onu sana amade kılmış, balık yapacak, şey bal yapacak, sen de yiyeceksin yani, tamam mı? Yani bir çiçek sana bir şey söylemiyor, bir hayvan sana, tamam mı? Deve sana bir şey söylemiyor yani. Yani en çok söyleyeceği şey ne? İşte sütü işte kana ve işkembeye katışmıyor. İhlası yani buradan çıkarttın o kadar yani. Efendim? Hocam peki çok yani bizim yaşanmışlıklarımızdan çıkardığımız bir değerlendirme de buna yani zarar verir mi? Mesela şöyle düşünüyorum. Burada aslında dinin gayesi la ilahe illallah'ın iktizatı bir şey olabilir mi? Çünkü bilgi güçtür diye bir önerme çıktı ya ortaya. Evet. Şimdi mesela o zaman doğaya hükmeden kişi mesela dini mesela bu şekilde tezgit ediyorlar. Yani insanlar aya gidiyor, şunu yapıyor, şunu yapıyorlar. Yani aslında burada hani abartılacak bir şey yok. Sonuç olarak bunların hepsi insanların birbirleriyle bağlantılı çıkar ilişkileriyle alakalı. Yani bir insan para kazanacak olmasa zaten bilim yapmaz, teknoloji yapmaz. Dolayısıyla bunun yani dinle kıyaslanmasının yanlışlığına götürebilir miyiz? Yani şöyle, yok şöyle anladım yani dediğin de şöyle. O senin dediğin hani modern dünyadaki bir durum. Ama biraz daha böyle hani klasik şeye dönelim. Yani dini inançlara dönelim. Yani demek mesela bir Kızılderili bilge. Tamam, yani bir Kızılderili bilgeyi, şimdi beni mesela bir ormana götür, ben sıkılırım. Tamam, bir Kızılderili bilge bir ömür orada yaşayabilir. Neden? Ağaçla konuşur, çiçekle konuşur, böcekle konuşur. Yani şimdi bir ara şöyle bir yazı yazmıştım. Şimdi siz, tabii yaşınız yetmez. Bu 80'li yıllarda kartpostal çok satılırdı. Yani bayramların mesela en şeyi, yani şu an var mı bilmiyorum, yani hiç, ben hiç görmedim yani. Kartpostal yani böyle hani böyle kitapçılar gibi, tamam, aşağıda böyle kartpostal şeyleri olurdu falan. Hani alacaksın işte, bayram tebriği göndereceksin falan, tamam. Ya Kızılderili olanlara bayılırdık yani. Yani birkaç tane şey vardı. İşte bir tanesi meşhur işte o şeyin Benjamin Franklin'den kime yazdığı mektup. Beyaz adam, beyaz adam tabiatı bilmiyor. Beyaz adam kuşları anlamıyor. Beyaz adam suları bilmiyor falan diye böyle müthiş bir şey yani, tamam mı? Şey yazdım yani, ne en son kuşu da öldürdüğünde falan diye başlayan bir şey, tamam. Ya bu cümle böyle içerimde bir dert olarak durmuştur. Yani hakikaten şimdi bu beyaz adam kim? Bak ben size söyleyeyim. O beyaz adam biziz.
Yani Benjamin Franklin değil hepimiz yani. Ya biz de anlamıyoruz yani. Ya bir kuşun ne dediğini biz de anlamıyoruz gerçekten yani. Anladın mı yani mesela bir su yani suların ne dediğini yani var mı yani mesela su gidersin içersin. Biraz da şıvıtısı olur. Neydi akıl hastalarına dinletiyorlarmış musiki falan filan yeri o kadar yani mevzu bu. Yani başka bir değil mi yani bu suyun başka bir hikayesi var bir şey anlatıyor. Yani böyle bir şey var mı? Mesela taş mesela bakıyorsun bu taşlar ne diyor falan. Yani böyle bir şey var mı? Tamam Kur'an-ı Kerim'de var diyorsun ama yani kim bunun üzerinden bir akıl yürütmüş? Yani taş ne diyor? Tamam mı? Yani var, böyle bir şiir var mı mesela? Taşlar diye yani şiir var mı ya? Yok. Böyle bir hikaye var mı? Yok. Yani buradan bir şey çıkmıyor tamam mı? İsmet Özel'in ama şimdi şey müthiş bir yazıdır gerçekten. İsmet abi böyle hayırla yad edelim. Ondan sonra ama şimdi bak ne olur? Ben de oraya geliyorum Kübra. Ne oldu? Bak tasavvuf gelene kadar alem boşaldı. Bak tasavvuf gelene kadar alem boşaldı. Yani şimdi münacat nedir? Münacat benim hakla konuşmam. Aslında onu da bilmiyorum. Namaz kılıyorum, geçiyorum değil mi? Yani bütün alemle konuşan bir varlık olarak insan. Ya da bütün alemin konuştuğu bir varlık olarak insan telakkisi. Şimdi dini gelenek açısından baksan bir muhayyelat yani. Hani masal yani. Yani ağaç bana dedi ki, anladın mı mesela, sarı çiçek bana dedi ki, ne dedi? Şimdi bu yazdım onu geçen şeyde, mesela hakikaten, ne dedi mesela, sarı çiçek bana ne dedi? Ne dedi? Bak annem, yani soru da biraz basit, annem babam, sonra bunu mu sordun yani? Yani hani şimdi, yani bir tane sarı çiçekle konuşan bir adam çıktı içimizden, gidip sorduğu soruya bak yani, annem babam var mıdır? O da tabii sinirlendi, annem babam topraktır kardeşim, abartma yani, dedi yani tamam mı? Sizde ölüm var mıdır? Yok, bizde yok yani hani siz filan. Merak ettiği şeye bak yani. Yani anladın mı yani? Yani şimdi böyle mi olur yani? Hikaye böyle mi olur yani? Yani kuşla konuşsan ne soracaksın? Bana evleniyor musunuz? Nişanlanıyor musunuz? Beraber mi kesiyorsun falan? Bunu mu soracaksın yani? Biraz sadece konuşmak demek yani. Konuştuğunda içerik önemli. Güzel zaten. Yani konuşmayı tespit etmesi bakımından mühim. Ama muhteva bakımından, dolayısıyla yani tasavvuf bakımından küçük, Yunus bakımından büyük bir adım. Yani veya tersi nasıl söyleniyordu? Yani böyle bir şey oldu tamam mı? Sonra sorduğum soruya bak. Önemli değil. Şimdi bu, değerli arkadaşlar, buradaki kavram, tamam mı bak, buradaki kavram bence şu, tasavvuf iki tane kelimeyi Müslüman topluma geri getirmekle Kur'an-ı Kerim'deki o geniş vahiy kavramına ulaşmaya çalıştı. İbn Arabi'nin şeyi bu. Şimdi nedir bu? Bir tanesi, kalem dayanmıyor ya. Evet. Bir tanesi müşahede. Fakat bu müşahede bildiğiniz müşahede değil. Mesela İmam Rabbani müşahede kelimesini çok bozar. Müşahede yani cümlesini söyleyeyim size. Gördüğüm her şeyden sonra Rabbimi gördüm. Bak. Dini gelenek açısından, bak teolojik gelenek açısından, teolojik düşünce açısından anlamsız bir cümledir bu. Ya gördüğün her şeyden sonra ya niye Tanrı'yı görüyorsun ya ne gerek var ki? Görmüyor musun? Sen varlığına inanmadın. Yine bitti ya mevzu. Abartma ya. Yok ağaca baktım onu gördüm. Bir hadise oldu onu gördüm. Ne bu ya? Bak şimdi tasavvufun bir yorumunda da bu anlamsızdır. Çünkü tasavvuf diyecek yani müşahede ettim. Yani gördüğüm her şeyden sonra. Bir de bak ne gördün? Bak ne gördün? Her şeyi gördüm. Ne gördün? Her şeyi. Her şeyi. Yani her bir şeyi gördüm değil mi? Bak, her bir şeyi gördüm. Mesela su içtim. Yemek yedim falan. Her birinde Rabbimi görüyorum. Bak Rabbimi görüyorum diyorsun tamam mı? Şimdi böylece alem alamet olmaya başladı. Gördüğüm her şeyden sonra. Daha enteresanı bakınız. Yani bunun cümlesi mesela müşahedenin cümlesi budur. Ra'aytu Rabbi gable kulle şey veya ba'de kulle şey. Gördüğüm her şeyden sonra ya da önce. Öncesi zaten problem yani onun altına kalkmak çok zor. Hiç gerek yok. Girmeyelim oraya. Gördüğüm her şeyden sonra Rabbimi gördüm. Cümleye bak şimdi ya. Cümleye bak. Şimdi bunu söylüyor. Tasavvuf bu cümleyi geriye getiriyor. Bu nedir? Alemin tekrar alamet olarak doldurulmasıdır. Yani içini doldurmaya çalışıyoruz. Ama şimdi Hilal'in zihni bunu gene tabii teolojik olarak boşaltacak diyecek ki yani ontolojik yani gördüğü her şey hadisiydi. Şimdi bu bir takıntı. Yani her şeye bakıyorum. Bu hadistir. Bunun kesin mutisi vardır. O hadistir. Onun kesin. Ya bu mudur yani? Mevzu bu mudur yani? Anladık. Tamam. Ne kadar sıkıcı bir bakış açısı bu ya. O hadis bunun bir muhtisi var. O hadis neydi seninki Salih? Nizam delili. Bunun bir nizamı var. O zaman yaratan var. Bunun bir gayesi var. Bir, değil mi bu? Yani bir, düzen. Anladık. Yani hani şimdi düzensizliğe bakalım o zaman bir de kaotik duruma falan. Şimdi bak.
Şimdi müşahede. İkinci cümle, o daha enteresan. Sema. Tamam, sema. Şimdi sema nedir? Duymak. Yani sima, yani tamam, duymak. Bunun cümlesi ne? Duyduğum her şeyden sonra Rabbimi duydum. Bu ne demek? Alemdeki bütün görüntüler, yani renkler ve alemdeki bütün sesleri Hakk'ın delili olarak anlamak demek. Bak, alemdeki bütün renkler, yani görme, ışık, alemdeki bütün sesler, buna ekleyelim, bak ekleyelim, koku, dokunma ve tatma, zevk. Tamam mı? Bak, alemdeki bütün kokulardan, alemde dokunduğum her şeyden ve alemde tattığım her şeyden sonra, önce neyse, orası şey yok, böyle Rabbimi gördüm, Rabbimi tattım, Rabbimin kokusunu aldım falan filan, tamam mı? Yani şey fark etmez yani. Şimdi böylece alem tekrar alamet olarak anlam kazandı. Yani epistemik bir seviye kazandı. Yani sıçrama yaptı. Yani daha önceden boşaltılmış olan alem tekrar şeye döndürüldü. Şimdi buradaki problem ne gene? Problem nübüvvet. Tamam mı? Yani böylece şey büyüdü. Çünkü şimdi ben burada şimdi zevk edince, yani zevk edince ben şimdi diyorum ki mesela, zevk edersen, tadarsan, mesela bir bardak suyu tadarsan, işte bak şimdi cümleyi nasıl kullanacağımızı tam olarak bilmiyorum. Yani biliyorum da şimdi söylemeyeyim yani. Bilmiyor değilim yani, şey olmasın. Yani tevazu yapamam şimdi o kadar durduk yerde. Kokudan gidelim. Yani kokladığım her şeyden sonra Rahman'ın nefesini kokladım. Tamam mı? Rahman'ın kokusu, nefesi Rahman'ı kokladım. Tat da bunun gibi bir şey. Ondan sonra Lokman suresine, Lokman suresi diyorum, Lokman faslına gelecek bu konu. Şimdi bak, bu, o zaman şimdi ne oldu? Burada şimdi tecrübeler artabilir. Mesela sen başka türlü alabilirsin, sen başka türlü alabilir, ben başka, hepimiz alabiliriz, tamam mı? Başka bir türlü alabilir. O zaman ne olacak? El-etruk ilallah bi'adedi enfasil halayik. Allah'a giden yollar nefisler sayısınca olacak. Şimdi bunun nizam mı, kaos mu? Kaos. Ama Tanrı olduğuna göre, Tanrı'nın bulunduğu yerde kaos olmaz, nizam olur. Ama kaos da bir nizam çeşidi olabilir mi? Olamaz. Tanrı varsa olur. Tamam, Tanrı varsa olur. Rana, anlaşıldı mı? Nübüvvet, nübüvvet cihetiyle ondan dolayı tasavvufu işari yapacağız. Güzel şeyler söylüyor ama fazla ciddiye almayın demektir işari yorum. Gerçekten. Yani işe arıyorum bu demek. Çok güzel. Çok yani, Zerkeşi'nin Burhan'daki cümlesi bu. Yani çok güzel, çok hoş yorumlar ama yani yorum işte. Yani abartmayın. Yani çağrışım yani. Aklına o geldi. Yani onlar söyledi yani gibi. Yani bir bağlayıcılığı yok. Anlatayım mı şimdi? Yani şu kadar konuştuk. Yani güzel, hoş bir çeşitleme. Yani çeşni yani ondan sonra şey, bir arkadaş vardı ya. Yani sen de iyi yani, hani böyle üniversite. Neyse. Hatırladınız mı? Tamam. Peki. Yani onun gibi bir şey yani. Bu yorum da güzel, çeşit İslam'a hizmet eder. Yani katkı sağlar. Ama abartmayın yani. Hani bunun üzerine durmaya gerek yok. Gene öteki yoldan gideceğiz yani. Gibi oluyor. Şey bu. Hikaye bu. Şimdi değerli arkadaşlar. Efendim. Şu yani bugün aklınızda kalsın. Hani İbn Arabi'nin bu konudaki düşüncesini, yani İbn Arabi tabii sistemin dışına çıkmıyor yani. Onun da problemi o. Her şeyi söylüyor ama en son tercihini şeyden yana kullanıyor. Yani sistemden, yani hakim tradisyondan yana kullanıyor. Yani vahiy anlayışını yani bu kadar güzel anlatıyor ama sonra değiştirmiyor. Yani fukahanın söylediği gibi, ulemanın söylediği gibi oradan o da devam ediyor. Yani İbn Arabi böyle birisi yani. Yani alimliği hiç bırakmıyor. Yani bir şey. Eleştirilebilirdi aslında bu yönüyle, bilmiyorum. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu bakış açısı tabii vücudu mutlak teorisiyle çok irtibatlı. Yani Tanrı vücudu mutlak ise zaten bunun böyle olması gerekiyor. Yani halk hakkın delili olması gerekiyor ya da halk hakkın aynası olması gerekiyor.
Dolayısıyla şimdi şeyde yani biz hani burada şimdi sistemi biraz böyle anlamış olduk. Şimdi dönelim. Eğer bu böyle olur ise o zaman yani Nuh'un söylediğinde eksiklik olabilir. İdris'in söylediğinde eksiklik olabilir. Tamam mı? Çünkü neticede yani vahiy yani böyle bir kesin bir metin olarak değil. Yani bir işareti, bir alameti yorumlayıcı olarak düşünüyoruz onu. E peki şey ne? Yani ötekinden onu ayrıştıran ne? Ötekinden ayrıştıran şey onun seçilmiş olması yani istifa. Ama yoksa mutlak bir yani mutlak bir doğruluk değil yani mutlak yani kesin yani metafiziğin savunduğu gibi bir doğruluk olması gerekmez. Nitekim biz bunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Yani pek çok peygamberin davranışının veya yaptığı şeyin yani tasih edilebileceğini falan görüyoruz. Dolayısıyla İbn Arabi'nin bakış açısı da biraz bunu iktiza ediyor. Devam. Efendim, şimdi bu İbn Arabi'de bir kavram var. Bence zor bir konu bu. Yani eskiden bu kadar zor olduğunu düşünmüyordum ama yaşlandıkça daha zor olduğunu fark ettim. Fark ya da Furkan, Cem ya da Kur'an. Kur'an ya da cami. Tamam mı? Yani şöyle bir şeyimiz var. Fark ya da Furkan, Cem ya da cami. Şimdi şöyle düşünelim. Aslında mesele külli bilgi nedir? Yani tam olan bilgi nedir? Bunun üzerine kurulu. Bu meşhur hikaye. Şimdi körler veya karanlık odadakiler fili dokunma duyularıyla anlamaya çalışıyorlar ve diyorlar ki işte fil işte ayaktır, şudur budur falan. Şimdi bunlar parça olarak hepsi doğru bilgiler. Yani fil mesela bir ayaktır, doğru. Fil ayaktır önermesi yanlış olabilir ama yani tam yanlış değil. Yani mutlak bir butlan ile batıl değil. Yani filde çünkü ayak var yani. Fil bir hortumdur, doğru yani falan. Şimdi buna fark bilgisi diyoruz. Yani parçalı yani tikel bilgi diyoruz. Şimdi biz sonra şöyle bir şeye ulaşıyoruz. Diyoruz ki bu tikel bilgiler sonra tümel bilgiyle tasih ediliyor. Tümel bilgi ne? Tümel bilgi ise filin, ayaklar, hortum vesaire filan. Yani bütün bu kuyruk falan bunlardan oluşan gövde, bunlardan oluşan bir bütün teşkil etmesidir. Şimdi buradaki mevzu şu. Dinle din olmayan karşılaştığında dinin din olmayanla ilişkisi nasıl olacak? Şimdi mevzu bu. Şu örnekten gidelim. Mesela diyelim ki Mesnevi'nin anlattığı o meşhur hikayede çoban Tanrı hakkında konuşurken gelsen çorba pişirsem sana diyor. İşte çoraplarını yıkasam diyor. Şimdi din geldiğinde bu önermeyi kabul etmeyecek. Yani böyle bir Tanrı biçimi olmaz. Yani böyle bir Tanrı telakkisi olmaz. Burayı anladık. Peki din bu cümleye ne diyecek? Yani bu mutlak bir butlan ile batıldır mı diyecek? Yoksa bunu da içerecek şekilde yani öyle bir cümle getirecek ki yani çoban da kendisini orada bulacak ve diyecek ki ha tamam bu peygamber tam benim anlattığımı anlatacak mı diyecek. Şimdi bu dini düşünce bakımından büyük bir problem ve aslında hani Farabi'nin hani daha önce anlatmış olduğum o yani hakiki felsefe işte müvehhem felsefe meselesi de biraz irtibatlı. Çünkü herkesin, İbn Arabi'nin bakış açısıyla söyleyelim. Şimdi herkesin bir tanrı telakkisi var. Biz buna ilahi mutakat diyoruz. İlahi mutakat. Biraz farklı şekillerde de ifade edilebilir. Mesela el ilah mutakat yani itikad edilen, inanılan tanrı. Ya da mesela el ilah fil mutakat da denebilebilir. Yani inancımızda olan tanrı. Bazı yorumlarda mesela ilahi mahluk ya da ilahi masnu tabiri de kullanılabilir. Yani bizim yarattığımız hani zihnimizde yani şey yaptınız. Hatta İbn Sadeddin Konevi Esma-i Hüsna şeyini anlatırken Esma-i Hüsna'da El-Halik ismini anlatırken her isimde yani kul şey yapabilir. Mesela Halik ismi kulda tecelli ettiğinde Tanrı burada mahluk olur. Bunu delillendirirken der ki mesela ilahi mutakat bir
mahluk tanrı tasavvurudur. Yani biz kendimiz bir tanrı tasavvuru meydana getiriyoruz. Hatta bu şey vardır. Mesela lem yelid ve lem yulet mesela ayet-i kerimenin yorumlarında şu da söylenir. Yani tanrı doğurmadı. Ve lem yulet yani kavramlarla da doğmadı. Yani kavramlar onu doğurmadı gibi. Yani bunu eleştirmek için de yani böyle söylenir. Neyse. Şimdi ilahi mutakat diye bir kavram var. İlahi mutakat. Şimdi bence bu eskiden beri var. Yani mesela Bayezid Bestami'de bunun izleri var. Cüneyd-i Bağdadi'de var, başkalarında var falan. Fakat kavramlaştırma İbn Arabi'ye mahsus bir şey. Yani ilahi mutakat kavramı bildiğim kadarıyla İbn Arabi'ye mahsus bir şey. Hadiste mesela şöyle bir cümle var. İbn Arabi'nin hareket noktalarının birisi odur. Eneinde abde zanni bi. Şey zanni abdi bi. Ben kulumun bana olan zannına göreyim. Fakat bence bundan Müslüman alimler, Müslüman düşünürler bir şey çıkartmadılar. Yani buradan pozitif ya da negatif bir şey çıkartmadılar. Yani ben kulumun bana olan zannına göreyim den pozitif ya da şey, negatif bir şey çıkartmadılar. Yani bu hadis-i şerif böyle duydular, dinlediler ama buradan benim bildiğim kadarıyla bir kavram üretmediler. Yani mesela Eşari kelamında bir kavram çıkmadı ya da Mutezile kelamında buradan bir kavram çıkmadı ama fiilen bir durum ortaya çıktı. Yani neticede şimdi Mutezile dediğimiz şey aslında bir Tanrı hakkında bir zan biçimi. Ehl-i Sünnet dediğimiz şey Tanrı hakkında bir zan biçimi falan yani hani böyle bir şey ortaya çıkıyor ama bunun üzerinde bir tartışma yapmadılar. Yani Tanrı hakkında zannımız var da nedir yani bu zan gerçek mi diyor. İbn-i Arabi diyor ki aslında kişinin Tanrı ve ilişkisi ilahi mutakat üzerinden kurulur. Yani her zaman bizim bir ilahi mutakadımız vardır. Dolayısıyla yani Tanrı hakkında bir mutakat taşımadığımız, bir inanç taşımadığımız hiçbir durum yoktur. Peki sorun ne? Yani o zaman nasıl olacak? Şimdi dindarlık gelecek, şu ilahi mutakat üzerine kurulacak. Ve bu ilahi mutakat, İbn Arabi'nin şimdi burası dini düşünceyi tam benimsediği yer. Bu ilahi mutakat yapısal olarak şeye doğru dönüşecek. Yani dinin talep ettiği düşünceye doğru dönüşecek. O zaman adı ilahi meşru olacak. İlahi meşru. Tamam mı? İlahi meşru ne demek? İki tane anlam var aslında burada. Bir, ilahi meşru, ilahi mutakatlarımızın şeriat tarafından tasdik edilmesidir. Mesela, şimdi çobana gidelim. Çoban, gelseydin sana çorba içirseydim cümlesi ilahi mutakadın bir gereğidir. Ama şimdi şeriat diyecek ki Tanrı çorba içmez. Böylece şimdi ilahi mutakat tasih edilecek, tadil edilecek ve ilahi meşruya doğru dönüşecek. Yani şeriattaki Tanrı'ya doğru dönüşecek. Ya da mesela diyecek ki Tanrı hakkında bir cümle kullanacak. İşte şöyle, herhangi bir cümle kullanacak. Şeriat bunu tasih edecek. Böylece şimdi ilahi meşru ilahi mutakadın tasih edilmiş hali. Yani şeriatça tasih edilmiş hali. İkinci ama daha büyük mesele o da şu. İlahi meşru aslında bu yani din içerisinde nübüvvetin yeriyle ilgili peygamberin ilahi mutakadıdır. Yani neticede bize yani peygamber de bize bir inanç getiriyor ve biz o inanca binaen eşhedü en la ilahe illallah diye şehadet getiriyoruz. Yani bu bakımdan şimdi ilahi mutakat, ilahi meşru, ilahi mutakadın ufkunu temsil eder. İlahi mutakat ona göre değişmesi lazım. İkincisi, peygamberin ilahi mutakadını temsil eder. Yani Hazreti Peygamber'in Allah hakkındaki tasavvuruna ilahi meşru diyoruz. Çünkü şeriat bizim için peygamberin telakkisidir. Şimdi o zaman şimdi soru şu. Bu ilahi mutakat yani ne kadar kalacak veya nasıl kalacak, ilahi meşruca nasıl görülecek filan. Yani bu dini düşüncenin veya tasavvufun büyük bir problemi. Bu fark Furkan, Cem Kur'an meselesi bununla ilgili. Şu Kur'an kelimesine bir işaret edeyim yani bu pek bilinmez. İbn Arabi diyor ki Kur'an kelimesini anlatırken kökü nedir yani bu kelimenin kökü nedir? İşte kara okumak falan diyor ki toplamak yani kara aslında kelime manası toplamak demek yani cem etmek birleştirmek bence okumayla çok yakın ilgisi var çünkü okumada biz manaları bir araya getiriyoruz ya da harfleri bir araya getiriyoruz
Yani dolayısıyla şimdi yani kariyer kelimesini ister kıraattan verelim, ister toplamaktan verelim. Aynı noktaya gidiyoruz. Yani ikisinde de kıraa toplamak, yani bir manayı toplamak ya da bir hakikati toplamak. Yani parçalanmış bir şeyi toplamak. Yani böyle bir zihinsel böyle bir toplama meselesi var. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'si İbn Arabi'ye göre bir anlama seviyesinden daha yüksek anlama seviyesine doğru intikal edilmesi gereken bir kitaptır. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i mesela böyle bir parçalı şekilde okuyabiliriz. Parça parça, yani mesela işte varlık, yokluk, iyilik, kötülük falan, mesela güzellik, çirkinlik, yani tezatlar, yani birbirine zıt kavramlar üzerinden okuyabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim karaya doğru, yani o zıtlıkların ilişkilerinin kurulduğu daha üst bir anlam şeyine doğru bizi taşıyabilir. Bu nedenle şimdi kişinin mesela Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi ayrıştırıcı bir kitap, ayrıştırıcı, kavramları ayrıştıran bir kitap olmaktan başlayıp Kur'an'a doğru intikal edebilir. Yani Kur'an'a doğru. Yani ana bir kavram olarak hani mesela söyleyeyim. Diyelim ki mesela iman ve küfrü düşünün. İman ve küfrü. İman ve küfür. Şimdi şu ayrım bir Furkan ayrımıdır. Fark ayrımıdır. Yani iman tamamen başka bir şey. Küfür onun zıddı olmak üzere tamamen başka bir şey. Değil mi? Yani bunlar birbirine zıt şeyler. Ama öyle bir yoruma gelebiliriz ki mesela imanda küfrü ve küfürde imanı müşahede edebiliriz. Yani bunu bilebiliriz. Çünkü yani neticede bunlar şimdi böyle birbirine illa izole olacak fiiller değil. Bu açıdan şimdi İbn Arabi'ye göre Kur'an-ı Kerim Furkan, yani bizim açımızdan Furkan ayrıştıran, tefrik eden, yani o kafir, bu müşrik, bu mümin falan gibi kavramları netleştiren, ama Kur'an-ı Kerim'in derininde veya Kur'an-ı Kerim'in ilerisinde Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Kur'an, yani cem eden. Böylece şimdi fark ve Kur'an şey cem Kur'an-ı Kerim'in iki şey kavram olarak ortaya çıkıyor. Hocam şu ilahi mutlakatta, hani ilahi meşru gelince ilahi mutlakatlar batıl olur mu? İlahi mutlakatlar. Meşrunun gelmesiyle, ilahi meşrun gelmesiyle batıl olur mu? Batıl oluyor. Ama hocam peki o zaman insan, yani İbn Arabi de batıl oluyor. Yani bu şu demek değil, yani ilahi mutlakat ortadan kalkıyor anlamında değil. Ama şimdi burası şimdi İbn Arabi'nin düşüncesinde şu bakımdan önemli. Tanrı hakkındaki bilgimiz nereden ortaya çıkıyor? Tanrı hakkındaki bilgimiz bizde var zaten. Verili olarak var. Ve bu bizde mesela çobana desek mesela çoban sen bu Tanrı hakkındaki bilgiyi nereden aldın? Sağdan sola önemli değil. Yani koyunlarını güderken elde etmiş olabilir. Yani az önce hani konuştuğumuz hani o vahiy dilini konuştuk ya, yani yeryüzünde bu alametler var zaten. Yeryüzünde bu alametler olduğu için, yaşadığımız dünyada bu alametler olduğu için Tanrı'yı bulmamızda sorun yok. Sorun Tanrı'nın keyfiyetinde. Şimdi peygamber bize, yani İbn Arabi'nin bu teorisine göre peygamber bize Tanrı'nın bilgisini, Tanrı'nın varlık bilgisini değil. Yani habire şimdi soruyoruz ya, nizam, hudus falan diyoruz ya. Tanrı'nın varlık bilgisini değil. Biz onu zaten biliyoruz. Tanrı'nın keyfiyet bilgisini getirdi. Nasıl bir varoluşla var olduğu bilgisini getirdi. Yani tenzihi getirdi. Tenzihi getirmekle ilahi... Şimdi tenzihi bize getirdi. Filozofa da teşbihi getirdi. Yani ilahi mutlaka sahipleri Tanrı'dan uzaklaşmış olmazlar mı? İlahi meşrunun gelmesi. İlahi meşru geldiğinde bu düşüyor. Yani bu bir Adem durumu. Ama bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Yani zihnimizde bir şey vardı. Biz gidebiliyorduk onunla. He. Ama o gelince... İlahi meşru mu? Bize sınır koydu yani. Sınır koydu tabii. Sınır koydu. Bu nedenle mesela eğer ilahi mutakat pagan inançları gibi ise, yani bir avam inancı gibi ise, muhayyele tarafı ağır ise, İlahi meşru mutlaka tenzihçi olur. Ama yok mesela bu ilahi mutlaka, şimdi ilahi mutlakanın iki şekilde, yani ana hatlarıyla iki şekilde olma ihtimali vardır. Ya bir pagan inançları gibi animistik bir şekilde, yani şeydir bu, hayal tarafı güçlüdür. Yani Tanrım gel sana çorba pişireyim, tamam mı? Bu hayalci bir dindir. Yani Tanrı'yı hani olsa olsa işte büyük bir dede gibi düşünme, değil mi? Yani kimsesiz, yani insan şimdi çoğu zaman bunu, şimdi bak bunu size örneklerini anlatsam ya Allah Allah biz de çoban gibi konuşuyormuşuz gibi insanlar diyebilir yani. Yani adam mesela anlatıyor mesela sanki Allah'ın alemi hiç sözü geçmiyormuş gibi, tamam mı? Yani insanlar böyle boyunduruğundan çıkmış, kontrolünden çıkmış. Ya şu adamlara bak falan filan diye konuşuyorsun değil mi? Yani çobandan farkımız yok aslında çoğu zaman konuşurken. Yani çoban gibi konuşuyoruz. Şimdi o anlatıda, yani çobanın anlatısında ilahi mutakat bir muhayyelat, yani hayal ürünü olan. Yani hayalin intihac ettiği bir tanrı bilgisi. Bu durumla ilahi meşru, yani Nuh'un getirdiği şey olur, tenzihçi olur. Ama ilahi mutakat mesela bir filozofun ki mesela Aristo'nun olsa ya da Platon'un olsa ve tenzihçi olsa, o zaman ilahi meşru ona şeyi getirir, teşbihi getirir. Aslında asla bilemeyeceğimiz tane diyor ya,
Hakan yani aslında onu getirmeye çalışıyor sanırım. Zekik bilgiyle kuşatamayacağını. Şimdi şöyle, hiç bilemez, bilemez isek peşinden gitmeyiz. Peygamber bildi bunu. Ama o da öyle söyledi. Mahmut bir kademe daha yukarı çıkar mısın? Yani şeyden artık iki daha çıkarsan görmeyiz seni. Bildi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi biz bize konuş, biz burayı konuşalım şimdi. Dur bakalım yani bilmiyoruz ne bilindiğini bilemiyoruz. Peygamber Efendimiz şimdi hak mesela hakkıyla bilme meselesini Peygamber Efendimiz bize ekledi, söyledi. Hadise eklendi bunu araştırmak lazım. Ma arafnake dedi Peygamber Efendimiz. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi dinin problemi burada. Yani dini düşüncenin meselesi burada ortaya çıkıyor. Bilemedik ama bırakmadık. Normalde bilemezsek bırakırız. Peşinden gitmeyiz. Tamam. Mesela bilemediğimizi nerede bilemedik? Yani ne zaman kanaat getirdik onu bilemediğimize? Bilemediğimize bilgilerimizle mi karar verdik? Bilmediğimizde bilemediğimize nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyoruz bir hüküm. Hocam birinin bilmesi gerekiyor bunu. Bizim de onu bilmeyi arzulamamız için. Bak şimdi. Baba hayır şimdi bilemedik dedik ya. Bilemediğimiz hükmünü nereden verdik? Hangi bilgiyle verdik? Bildiğimiz hükmüyle verdik değil mi? Yani bildik ki bilemedik onu. Paradoks değil mi bu? Yani bildik ki biz seni bilemedik. Yani böyle cümle olabilir mi? Yani bir şey biliyoruz, seni bilmediğimiz. Platonik bir cümle aslında değil mi? Ya Sokratik bir cümle yani. Bir şey biliyoruz, biz seni bilmiyoruz. Böyle bir durum ortaya çıkıyor tamam mı? Peki nasıl oluyor bu? O zaman biz seni bilemedik cümlesi bir bilgi cümlesi olur. Bir bilememek cümlesi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani biz seni bilemedik demek ki biliyoruz yani. Biz seni bilemediğimizi biliyoruz. Yani bunu bir öyle değil mi arkadaşlar yani metafizik tahliller yapıyoruz şimdi böyle yani burası tekke değil nasıl yani bina tekke de yani böyle bir yani şeyimiz yok yani çok şükür. Hocam o zaman biz neyi bilmek istiyoruz? Seni bilmiyoruz da yani biz şöyle yani biz neyi bilmek istiyoruz? Biz aslında görmek istiyoruz. Hocam bilemediğimiz bir şeyi nasıl? Efendim bakın biz görmek istiyoruz siz bilmiyoruz şimdi oradan bir biz görmek istiyoruz tamam mı? Biz görmek istiyoruz. Bize ne dendi? Göremeyeceksin, göremezsin değil, göremeyeceksin. Ta ki dağ yerinde belki durur. Duramadı. Yani o tabii dağın meselesi. Ama biz, yani bize göremeyeceksin denince, biz insanoğlu şöyle değil mesela. Ağaca yaklaşma. Ne demek? Git yaklaş. Git yaklaş demek. İnsan açısından bu böyledir yani tamam mı? Göremeyeceksin. Yani. Göreceğim demek. Yok görmekten vazgeçmezsin yani. İnsan görmekten vazgeçmez yani. Yani görme arzusundan vazgeçmez tamam mı? Biz görmek istiyoruz. Şimdi İbn Arabi diyor ki Hazreti Musa'yı rüyamda gördüm. Ya dedim bu nasıl bir şey dedim yani sesini duymuşsun, kelamıyla konuşmuşsun. Ben illa göreyim seni falan. Va dedi bak yahu. Yahu kardeşim. dedi ki diyor Hazreti Musa aleyhisselam efendim dedi ki diyor sesi öyle bir haz verdi ki görmeden duramadım. Yani ben bunu böyle bir metot olarak benimsemişimdir. Okumak şudur. Okumak sizde öyle bir zihinsel haz verir ki yazmadan duramazsınız. Bu olmuyorsa okumuyorsunuz yani. Her kabiliyet bir üstünü doğurur. Doğurmuyorsa o kabiliyete hakkı verilmemiştir. Tamam mı? Yani, yani sudur teorisinin tersinden inşası yani. He? Sen şey mi yeteceksin? Evet. Biraz daha sen git ya biz sensiz devam ederiz artık yani. Salihan'da böyle bir şey var yani bensiz ders olmasın diye. Geçen hafta dua etti iptal ettik dersi yani. Evet. Biraz daha şey yapalım da devam ederiz. Peki şimdi Muhammed'in sorusu yani önemli. Prensip olarak şimdi burada İbn Arabi hakikaten şaşırtıcı derecede nübüvvet merkezli düşünüyor. Şaşırtıcı derecede dediğim şey şu. Yani bunu diyelim ki işte İbn Teymiye veya işte bir muhaddis vesaire bir başkası söyleyebilir. Bunları yadırgamam. Fakat şu açıklamayı yapan ve alemi diliyle döndüren kişinin tekrar yani nübüvvetin dışında hiçbir şey kabul etmem demesi aslında kendi düşüncesini çok zora sokar.
Yani mesela İbn Arabi diyor ki Tanrı'yı kabul etmemiz yetmez. Bir şey ifade etmez. Çünkü zaten onu bir kabul, müsellem olarak alıyoruz. Peygamber üzerinden bunu kabul etmemiz lazım. Yani şu bilgi şuradan bir dolanım yapmazsa bu bilgi artık bilgi değil. Bu bir şey, yani bir gelenek, bir vehim. Tamam. Buradan bir dolanım yapması lazım. Ondan sonra bizim şimdi bak el ilahul mutakat el mutakat diyelim ki fil akide, tamam mı? Şimdi bak el ilah el mutakat fi şeria olacak veya bir şeria. Şeriatın bilgisiyle gene bir sübjektif tanrı terakkimiz ortaya çıkacak. Anladın mı? Şeriatın bilgisiyle gene bir mesela Hazreti Peygamber diyecek ki mesela merhametli. Nasıl anlayacağız merhameti? Kendimize göre. Adaletli diyecek. Nasıl anlayacağız? Kendimize göre, tamam mı? Yani ilahi mutakat devam edecek ama peygambere temas ettiği için, onun otoritesini kabullendiği için artık o eski ilahi mutakat olmaktan çıkacak. Tamam? Şey bu. Büyük meselemiz bu. Biraz daha okuyalım da bitirelim. Efendim? Hiç okumadın mı? Adem yok derste galiba. Ahmet'e evet. Allah'ı bilenler Nuh peygamberin kınama üslubuyla kavmine yönelik övgüsünü anlamışlardır. Yani Nuh kınarken burada bir övgü vardı. Tamam mı? Şey neydi? Şu şey okumadığım için unutuldu. Ayet-i kerimeleri okuyayım da şey kalsın. Şu geriden yani tam anlaşılsın. Hocam oraları iki hafta önce yaptık aslında. Nereye yaptık? Ayetleri, Kur'an'ı, Kur'an'ı okuduk. Bunları okuduk mu? Evet. Bir daha okuyoruz. Dur. Hocam ilahi mürtekatla ilgili bir şey sorabilirim. Buyur. Şimdi bu zihnimizde böyle bir tasavvur var. Tek tek herkesin. Esas soru bunun bir karşılığı var mı? Yani o tasavvurun tekabül ettiği bir şey var mı? Yani o kadar ilah var mı? Şimdi şöyle ayağını sabitenin negatifi olarak. Şöyle şimdi bir defa Rabb'ı hassımız olduğu için yani Allah'a yani o bilgi Allah'a dayandığı için yani Allah'ta bir isme dayandığı için bir gerçekliği var. Yani bu bakımdan Allah'ın esması sonsuz. Çünkü ibadet edenler ya da onu bilmek isteyenler sonsuz. Tamam. Yani dolayısıyla şimdi her ilahi mutakadın Tanrı'ya temas eden bir tarafı var. Yani bu şunun gibi bir şey. Mesela bir adama mesela mümkün varlık dediğimizde nasıl ki varlıktan bir hisse alıyor. Bir adamın mesela inanç telakkisi yani Tanrı telakkisi dediğimizde de Tanrı'dan bir nasip alıyor. Çünkü eğer almaz ise o zaman Tanrı'yı onun inancından tenzih ederken Tanrı'yı bir yerde yok kılmış yaparız. Yani Tanrı her yerde var ama mesela diyelim ki Rana'nın inancında yok ya da Halit'in inancında yok gibi olur. Halbuki Tanrı orada da var. Dolayısıyla şimdi her inanç bu bakımdan yani her ilahi mutakat Tanrı'ya taalluk eder. Yani ona temas eder. Yani bu onu basit bir muhayyelat olmaktan ya da sübjektif yani bence olmaktan çıkartır. Bunu çıkartan şey nedir? Rabbi has teorisi. Yani ilahi mutakatı şey kılamak Rabbi has. Yani herkesin Tanrı'ya dayandığı bir şey var. Yani bir ismi var. O bunu şey yapar. Fakat problem geliyor. Şimdi az önceki konuda tekrar aynı yerde ortaya çıkıyor. Nübüvvette problem var. Yani nübüvvet olmasa İbn Arabi aslında dünya hiç değiştirmeye gerek yok. Yani esas itibariyle herkes Tanrı'ya inanmıştır. Herkes bir sırat-ı müstakim üzeredir. Herkesin bir yolu var deyip gidecek. Ama nübüvvet olduğu için bunu diyemiyor. Burası bozuluyor. Yani problem bundan çıkıyor yani. Tamam mı? Şu ayet-i kerimeyi okuyalım. Yani ne konuştuğumuzu anlayalım. Rabbinizden bağışlanma dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Sonra da kavminin çağrısına olumlu cevap verme işinden şikayet ederek şöyle demiştir. Kavmimi gece ve gündüz davet ettim. Onlar ise çağrıma kaçmaktan başka karşılık vermediler. Yani iyi et. Yani demek istiyor ki aşağıdaki yerde. Yani Nuh burada kavmini kınıyor, eleştiriyor ama aslında yani çok kötü bir şey yapmadılar. Yani çünkü Nuh'un çağırma biçimi onlara ters idi. Onların kendi inançlarını korumasında fayda vardı demek istiyor.
Yani zor bir, yani yorum şey olarak zor bir konudur. Önümüzdeki hafta daha teferruatta girerim. Davet ettim. Fakat çağrım yalnızca onların kaçmalarını arttı. Nuh peygamber yaptığı çağrıyı kavminin duymazlıktan geldiğini söylemiştir. Çünkü onlar aksi halde Nuh'un çağrısına olumlu yanıt vermek zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Yani eğer Nuh'un cevabına olumlu cevap verselerdi, kendi bildikleri doğruyu bırakıp Nuh'tan anlamadıkları bir şeyin perişine gideceklerdi. Yani bir tür fideist olacaklardı gibi demiş oluyor. Daha devam edelim mi süreniz? Ya süreniz oldu mu sizin? Tamam. Yok, o zaman toparlayalım. Şuradan devam ederiz. Yani evet, şeyden önümüzdeki hafta inşallah şuraya bir şey koyayım. Furkan ve Kur'an, ayırma ve toplama, buradan gideriz. Evet. Nokta.